Bisiklet başlıyor. Beyaz. Bisiklet başlıyor. Beyaz. Bisiklet başlıyor. Bu hafta beyaz bisiklette. Neler konuşacağız biliyor musunuz? Ben de bilmiyorum. Ama bildiğim bir şey var bisiklet hakkında. Size de söyleyeyim mi? Bildiğim en enteresan şey bisiklet iki tekerleklidir. Bisiklet iki tekerleklidir. Beyaz bisiklet pedal çevirmeye devam ediyor. Müthiş bir başarı öyküsü şimdi canlı yayında bizlerle birlikte olacak. Türkiye'de yarışmalar haricinde bisiklet kültürünü tanıtmak ve geliştirmek için düzenli çalışmalar yapan tek bisiklet takımı. Kendi içerisinde hobi grubu oluşturup onlar için ayrı aktivite yapan tek bisiklet takımı. Kamuoyundan gelen talepler üzerine takım formalarını satışa çıkaran tek bisiklet takımı. Sosyal içerikli organizasyonları düşünerek uygulayan tek bisiklet takımı, amatör branşlar dahilinde bünyesinde takım otobüsü barındıran tek bisiklet takımı, kamuoyu tarafından dışarıda ve sanal ortamda en çok takip edilen tek bisiklet takımı, her yaş grubundan bünyesinde sporcu katarak katılan bireylerin gelir durumuna göre full sponsorluk veren tek bisiklet takımı, kendisine ait derneği ve lokali bulunan tek bisiklet takımı, böyle liste uzayıp gidiyor. Merhaba Atilla Atay. Merhaba, iyi akşamlar Sahan Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz Beyaz Bisiklet'e. Hoş bulduk, teşekkür ediyorum. Ben de çok iyiyim. Ben de şu anda çalışıyordum size önce zaten. Yeni bir projem var yine ve her zaman bisikletle alakalı çalışıyorum gerçi de. Evet. Yeni bir projem var, ona da en son bahsedeceğim ama onu çalışıyordum. Arada sizle şimdi görüşeceğim, devam edeceğim çalışmaya. İyi, çok sevindim. Yani bize zaman ayırdığınız için de size ne teşekkür demek, ediyorum. Gerçekten ben internetten biraz takip ettim ve müthiş bir başarı öyküsü birincisi. Gerçekten bir sürü ilke de imza atmışsınız. Biraz önce 8 tane madde okudum bir çok alanda, evet, tek bisiklet takımı diye. Keşke tek olmasa. Hı-hı. Türkiye'de keşke yaygınlaşsa. Evet. Ama bu başarı öyküleri bu yaygınlaşmanın da önünü açacak diye umuyoruz. Tabii ki bunlar çok etkili olan projeler tabii ki. Biz tek başımıza bunları yapmak durumunda kaldık ama tabii ki etkilerini, tepkilerini de izliyoruz, takip ediyoruz ve dönüşümler çok olumlu. Onları izliyoruz tabii ki yani. Epey büyük bir aile olmuşsunuz. Biz bayağı büyük bir aileyiz. Öncelikle ben böyle bir programdan haberim yoktu. Kendimi kınıyorum bundan dolayı, o bir. Böyle bir program yaptığınız için size teşekkür ediyorum. Ve bizim elimizden gelen bir şey varsa bu programı daha canlı tutmak için her zaman evinizdeyim. Bunu böylece bilin. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Bu bir gerçektir. Her zaman beni arayabilirsiniz. İnşallah böyle programlar çoğalır. Çünkü de büyüyerek devam eder. Ben Atilla Atay olarak, Atilla Bisiklet takımı olarak her zaman arkanızdayım. Buna emin olabilirsiniz. Çok naziksiniz. Çok teşekkür ederim. Ben biraz kendimden bahsedeyim mi? Beni çok iyi tanımayanlar için kısaca. Çok vallahi çok sevinirim. Ben sizin 96'dan beri Atilla Bisiklet takımını buraya getirmek için çok çaba harcadığınızı biliyorum. Evet. İnternet üzerinden de insanlara mutlaka öneriyorum. Atilla Bisiklet takımı deyince hem YouTube'da hem Facebook'ta hem de internet üzerinde sayfanızdan size ulaşsınlar. Teşekkür ama ediyorum. Siz de kendinizi biraz tanıtırsanız benden çok daha iyi olur. Buyurun. Tanımak zorunda değil. Onunla alakalı bir 2-3 dakika bir kısaca geçeceğim. Memnuniyetle. Uzun detaya giremem zaten. Ben 1982 yılında Adana'da bisiklet sporuna başladım. Aslen bir Selanik göçmeniyim. Ama doğduğum yer Adana ve askerlik çağına kadar da Adana'da kaldım. Bu arada transfer oldum ama yani Adana'da 21 yaşında Adana'dan çıktım, İstanbul'a yerleştim. 95 yılına kadar profesyonel spor kariyerim devam etti. Evet. Bu arada birçok transferlerim oldu tabii ki. Şimdi tek tek isim saymak istemiyorum. Belli başları işte Anadolu Hisarı, Yutong, işte Avrupa'ya bir dönem gittim. Şeker Spor, Konya Torku bir dönem derken toplam 8 tane transferim oldu benim. Aslında erken de sporu bıraktım. Yani profesyonel hayatım 95 yılının noktalarında yaşım 27 civarındaydı. Halbuki bu 35-36 yılda gidebilecek bir şey biliyorsunuz. Evet. Ama siz, neden bıraktım? Evet, siz söyleyin. Ben yok estağfurullah. Ben bu şeylerde. Buyurun lütfen. İnsanların bilmesini de istiyorum.
şundan dolayı bıraktım. Bu arada ben tabii ki defalarca milli formaya girdim. Bir sürü başarılarım oldu. Avrupa'dan bir teklif geldi. Güzel bir teklif, oraya gittim. Ona rağmen genç yaşta bıraktım ve geldim. Ve niyetim şuydu. Ben dedim bununla bir yere gidemem. Ben bisiklet sporuyla alakalı ülkemize döneceğim. Hem bisiklet sporu hem bisiklet kültürünü geliştirebilmek adına ne yapılabilirse onları yapmaya kendi kendime söz verdim 95 yılında. Ve maddi durumda çok iyi olmamasına rağmen çok zor şartlarda ufak bir dükkan açtım Üsküdar'da. Bisikletçi dükkanı açtım. Aynı zamanda dükkanı açtıktan 3-5 ay sonra küçücük bir bisiklet takımı oluşturdum. 3-5 kişiden oluşan. Takım tabii hızla büyüdü. Bu arada ufak tefek yarışlara gidip geliyoruz falan filan, amatörce. Yani çok profesyonel değil tabii ki. Çünkü dükkandan kazandığım parayla takımı idame etmeye çalışıyordum. Sponsor olmaya çalışıyordum durumu olmayanlara. Takım 95-96 yılında resmen kurulmuş oldu Atilla Bisiklet takımı. İşte bugüne kadar tabii ki dükkanımız paralelinde çok çalıştığımız için günde ortalama minimum 18 saat çalışan biriyim ben. Hala da öyle. Ve tamamen tüm bir insanın performansı vardır ya, %80 performansımı bisiklet kültürü ve bisiklet sporunun, daha çok bisiklet kültürünün gelişmesi için harcadım. Harika. Bu arada tabii ki ufak çaplı aktiviteler başladı. En basit neydi? 10-15 tane sporcuyu antrenman yaparak mümkün mertebe şehir içinden geçirerek ki farkındalık olsun. Çünkü o zaman bütçem yoktu ki, büyük işler yapamıyordum. İnsan üstüne forma giydirip, kask giydirip onları hem antrenman yaptırıyordum hem de şehir dışı değil çok fazla ama ne bileyim Caddebostan'dan geçerek işte Maltepe, Kartal, Pendik sahilini çok kullandım ki farkındalık olsun diye. Bunu da doğru yaptığımı düşünüyorum şu anda. Tabii bu her sene para kazandıkça mağazamızda biz biraz daha takımı büyüttük. Dükkan büyürken takım da büyüdü. İkisi bir arada büyüdü aslında. Ve şu anda işte sizin de demin anlattığınız gibi yaklaşık 90 kişiden olan bir takımımız var. 90 kişiden oluşan bir takımımız var. Senede en az 15-20 tane sosyal proje yapmaya çalışıyorum. Ve bu projelerin de ilkler olmasına dikkat ediyorum. Değişik sıra dışı şeyleri bulmaya çalışıyorum. Kafam yettikçe. Tabii arada normal etkinlikler, normal bisiklet turları, halk gezileri falan filan da yapıyoruz ama biz bunları çok ödüllendirmiyoruz. Bunlar zaten bizim sürekli yaptığımız şeyler. Bu arada bu senenin başında bir dernek açtım. Bisiklet Kültürünü Geliştirme Derneği. 300 metrekarelik çok güzel, sporcuya, bisiklet severlere yakışır bir mekan yaptığımı düşünüyorum. Bunu da görüntülerini yeni paylaştırdım arkadaşlar. İnsanlar görsün, bilsin ve bu dernek sadece Atilla Atay'ın veya Atilla Bisiklet takımının değil. Tüm bisiklet severlere veya bisiklet sevme ihtimali olanlara kapımız herkese açık. Yani orada danışmanlık hizmet alabilirler, bizim kulübümüze, hobi grubumuza girebilirler, gezi grubuna girebilirler, bisikletle alakalı bilinçlendirilebilirler, bisiklet sürmesini bilmeyenler gelip bizim hocalarımızdan ders alabilirler. Yani her türlü hizmet veriyoruz ve bunların tamamı ücretsiz. Harika. Yani iki teker üzerine A'dan Z'ye her şeyi bulabilecekleri bir yer var İstanbul'da. Kesinlikle. Hatta kesinlikle. Bana mesajlar geliyor. Atilla Bey diyor, Samsun'a da bekliyoruz diyor. Keşke yani buraya bu programa sığdırabilir miyiz bilmiyorum ama şubeleriniz olacak mı? Yani Atilla bisiklet takımını ne bileyim Samsun'da, İzmir'de, Adana'da nasıl görebileceğiz? Bunları da sonra belki ya sorarım bunlar, yani şu anda. Bu duyumlar çok hoşuma gidiyor ve maalesef şey ilk sizden duymuyorum. Biz bunu son işte bir şeyler yaptık, çektikçe sağ olsunlar. İnanılmaz bir kamuoyumuz var. Acayip hoşuma gidiyor. Gerçi ben o kamuoyu için bunu yapmadım. Ben zaten buyum. Bir bisiklet misyoneriyim. Bir bisiklet devrimcisiyim ben. Kendimi öyle dillendiriyorum. Yani bu işe aşık biriyim. Yani çok ciddi çalışıyorum. Bunu bize çok kişi soruyor. Yani İstanbul içinde soranlar var. İşte Beylikdüzü'nde bir şube düşünüyor musunuz? İşte Adana'da, Konya'da, ne bileyim İzmit'te bir şube. Maalesef. Bu kimse yanlış anlamasın ama Muhlis abi de çok seviyorum. Perşembe akşamları bisiklet grubu gibi değil bizim oluşumuz. Biraz daha ciddi izliyorsanız görüyorsunuzdur. Yani evet. Oraya da bisiklet takımı kurup da onun orada idamesi için emin olun inanılmaz gönül veren, başında 3-5 kişi olması lazım. Normal gönül verenden bahsetmiyorum. Maddi manevi gönül vermekten bahsediyorum. Evet. Tabii ki bu da zor. Evet. Bu da zor. Evet. Yani bizim çünkü kendi içimizde hem bir müsabık takım var halen, yani yarışa gidip gelen çocuklar var düzenli antrenman yapan. Hem bu sene ondan da bahsedeyim birazcık. 2011 sonunda bir karar aldım ben. Konu konuyu açıyor ama hep alakalı bisiklete tabii ki bunlar diye söylüyorum. Bir hobi grubu kurduk biz. Böyle bir boşluk gördüm ve bisiklet kültürünün bu hobi grubuyla
çok daha çabuk ve etkili yayılabileceğine kanaat getirdim. Ve bu arada müsabık takımımızı birazcık ufalttık biz 2011'de. Fazla sporcularımızı işte Salkano'ya, Brisa'ya falan gönderdik. Bizim altyapıdan çok fazla sporcu yetişiyor. Zaten toplamda bugün 150'ye yakın transfer yapmışız dışarıya. Ya çünkü müthiş. Biz hepsine artık zorlanıyoruz. Çünkü yani şu anda 90 kişi. Türkiye en kalabalık takımı şu anda 20 kişi. Biz 90 kişiyiz. Ya inanılmaz. Geçen, affedersiniz, evet. Geçen gün Muhlis abiyle görüştüm. Diyor ki haklı olarak bir bisiklet takımının bir futbol kulübünün bünyesine girmesi gerekiyor kendini idame ettirmek için diyor. Maalesef. Ama işte. Siz bir futbol kulübünün bünyesine girmeden yani bunları nasıl başardığınızda çok yer vermek istiyorum, dinlemek istiyoruz. Seve seve anlatırım. Ben bunları paylaşmaya keşke daha böyle geniş bir zaman olsa da oturup masa başında sabahlara kadar konuşacağım şeyler benim bunlar. İnsanlara fikir vermek istiyorum. Yani arkamdan birilerinin gelmesini istiyorum. Yani bu kolay değil, onu biliyorum ama kısmen de olsa o işte perşembe akşamı, cuma akşamları işte hobi gruplara bir sürü oluştu şu anda. Şahane. Farkında olmadan yanılmaz işler yapıyorlar onlar. Çok takdir ediyorum. Hepsine desteğim zaten. Burada gücüm yettiğince, onlara da İstanbul'da da var çünkü bir sürü gruplar biliyorsunuz. Evet. Onlara da biz elimizden geldiği kadar ekip ve ekipmanlarımızı dahilinde ne bileyim dernek olarak her türlü destek vermeye çalışıyoruz. Gücümüz yettiğince tabii ki bunlar. Teşekkür ediyoruz. İki pedal, yani iki tekrarına çok teşekkür ederiz. İdame konusundan bahsedeyim mi? Takımı idamesinden bahsediyorduk en son. Olur, memnuniyetle. Yani ben federasyondan destek alıyor musunuz diye soracağım mesela. Bir devlet kurumundan ya da destek alıyor musunuz diye başlayalım. Benim can damarımdan vurdunuz şimdi şu anda. Türkiye'de belediyelere veya ilgisiz her yere giden bir kişi var. Sporla alakalı destek arayan, bisiklet kültürünü geliştirmek için destek arayan. O kişi Atilla Atay. Buna emin olabilirsiniz. Tamam. Başka isimler de var. Benim arkadaşlarım da var. Murat abi. Bisikletler Derneği falan filan, evet. Ama biz yani abartmayayım ama yani 16 seneden bahsediyorum. Takımdan sonraki işte 16 seneden herhalde 1000'in üstünde görüşme yapmışızdır. Minimum söylüyorum size yani. Hem belediyelerin tamamı diyebilirsiniz buna siz. Bakanlıklarının bir çoğun diyebilirsiniz. Özel şirketler diyebilirsiniz. Federasyon zaten birinci sıradaydı. O çoktan geldi geçti. Yani Muhlis abi bilebilir yani. Bianchi'ye bile ilk başta gittiğim yer Bianchi'di. Bundan 10-12 seneden bahsediyorum. Gelin bakın, bu kültür gelişirse tabii ki sektöre yansıyacağı için beni kullanın. Ben bir bisiklet aşığıyım. Bisiklet misyoneriyim. Bir proje üreten bir adamım. Elimde ekibi olan bir kişiyim. Beni kullanın. Ben zaten bir şeyler yapıyorum ama sizlere daha çok güçlenebiliriz. Ve bu ne kadar çok kültürü artırırsak da siz daha çok bisiklet satarsınız. Bianchi olarak, Salkano olarak veya ne bileyim Sedona, Kron olarak hangi marka aklınıza geliyorsa. Yani bu çalışmalar tabii ki onlara da yarayacağı için önce ben tabii ki bisiklet sektörüne gittim zamanında. Maalesef tahmin ettiğiniz gibi, yani maalesef diyorum, anlamışsınızdır. Beklediğim desteği, ki biz kendimize destek istemiyoruz. Yani bir aktivite yapılıyor, atıyorum bir stand kuruluyor Taksim'in göbeğine. Bisiklet kültürü tanıtılacak orada. Orada tabii ki bir şeyler yapılıyor. Çadır kuruluyor, bilmem ne oluyor. Oraya renklendirmek için bir şeyler lazım. Ufak tefek desteklerden bahsettik. Evet. Maalesef umduğumuz desteği bulamadık. Çok nankör de olmayayım. Çok küçük destekler bulduğumuz sektörden şeyler var ama çok küçücük. Onlar da şundan dolayı oldu. Bizim bir de Atilla Bisiklet Kliniği firmamız var ya. Evet. O alışverişimiz olduğu firmalar, isim de verebilirim çünkü dostlarım benim. Bir tanesi mesela Efor Bisiklet'tir. Evet. Kron bisikletlerini yapan firma Okan Bey. Yani bize her sezon içinde ufak tefek bize bir takımımıza, profesyonel takımımıza, daha doğrusu müsabık takımımıza yedek parça desteği verir. Bu çok şeydir ama yani cüzidir. Yani bir koli bir bisiklet malzemesi düşünün. Evet. Sedona ona keza öyle, Sinan Bey. Ama benim onlardan tabii ki ciddi bir alışverişim olduğundan o vesileyle olan şeyler bunlar. Başka türlü ilk bir firmaya gittiğinizde, atıyorum Eti'ye, Ülker'e falan gibi yere gittiğinizde tabii ki cevaplar hep standarttır. Durumumuz yok, imkanımız yok, işte bütçe kısıtlı falan filan gibi klasik şeylerdir. Dolayısıyla benim gitmediğim yer kalmadı. Yani bu kadar emeği bir insan normal ticari işine verseydi, benim performansımda olan bir insan, emin olun çok başka yerlerde olurdu. Tüm dostlarım bana bunu söylüyor ama ben o değilim tabii ki, o ayrı bir konu. Açıkçası üzüldüm Atilla Bey, çünkü yani bu geldiğiniz nokta çok önemli bir nokta. Biraz katkılar olmuştur diye düşünmüştüm. Bu kadar imkansızlıklar içerisinde bu başarıyı sağladığınız için tebrik ediyorum. Şimdi Avrupa Birliği'nden işte bir takım şeylere fonlar ayrılıyor. Kalkınma ajansları bir takım projeleri desteklediği söyleniyor filan. Siz de proje üreten
üreten bir insansınız ama konu bisiklet olunca epey işler maalesef zorlanıyor galiba. Öyle maalesef mi? O dediğiniz yerlere ilk önce giden kişiyimdir ben. Yani şimdi ona bakarsanız Herbalife benim sponsorumdu. Belki duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Evet, evet. Bir senelik anlaşma yaptık. Adamlar bizi Amerika'dan gördüler. Dediler ki doğru takım bu. Bu adam bir Sarıkamış'ta, bir Van'da, bir Çanakkale'de ve her yerde ayaklı tabela gibi geziyorlar. Bunu yakalayın, sponsorun demişler buradaki distribütörlerine. Evet. Onlarla bir senelik anlaşma yaptık. Yani sevinelim mi, üzülelim mi bilmiyoruz. Yani Amerika'dan insanlar beni takip ediyor, görüyorlar bu oluşumu. Ama evet, buradaki, İstanbul'daki sektöre bunu anlatamıyorsunuz. Yani ne bileyim, bisiklet branşının bir avantajı var reklam anlamında diğer branşlara bakarak, biliyorsunuz. Evet. Ayaklı tabela gibidir. Tabii. Yani poposunda bile işte reklam koyabiliyorsunuz falan. Yani ona rağmen hayır, hiç bulmadım değil. Yani tamam, 17 senedir ben bir takımım var. Ama şey sponsorluklar diyeyimse, co-sponsorluklar. Yani Dagi mesela benim sponsorumdu mesela 99-2000 evet, yıllarında. Ama co-sponsordu nedir? Benim bütçemin %10'u, hadi %15'ini zorlayayım, o kadardır. Evet. Herbalife de ona keza öyleydi. Ürün desteği artı işte bütçenin %10'luk bölümüne maddi katkıda bulunuyor ama bir senelik anlaşmaydı o ve Eylül'de bitti o. Evet. Çok da güzel geçti. İyi de o işi yapmışız. Kamuoyumuzu bizim %40 artırdılar, bıraktılar gibi. İki tarafta mutlu ayrıldık biz. Yani zaman zaman projelerime ben sponsor bulabiliyorum. Hı hı. Ama çok zor. Dedim ya işte 100 yere gidiyorum da atıyorum Sarıkamış projesine bir tane sponsor bulabilmek için. Ama 100 yere giderken halbuki o paranın yarısını harcıyorum ben. Düşünebiliyor musunuz? O kadar sunum dosyası hazırlıyorsunuz, CD'ler hazırlıyorsunuz, tek tek sunum yapıyorsunuz. İşinizi gücünü bırakıp İstanbul gibi bir yerde gidip toplantıya görüşüyorsunuz. Oradan oraya, oradan oraya. Bir de bunun izinleri var. Valilik, kaymakamlık, bilmem ne, polis eskortu, ambulans, zart, zurt, astar izini geçiyor öyle baktığınızda. Yani özetle, çok kafanı şişirmeyeyim, bu ülkede bunlar çok zor. Çok zor olmasaydı zaten Türkiye'de iki tane takım olmazdı şu anda. Lassa ve Konya Torku. Bitti o kadar. Evet. Maalesef. Acı gerçek. Yani tamam. Çok da karamsar konuşmak istemiyorum. Milletin canını sıkmayayım ama bunlar gerçek. Bisiklete halkın biniş durumu arttı mı diye soracak olursanız evet. Halk işte bir Atilla çalıştığı için, bir Murat Yabatmaz çalıştığı için veya farkında olmadan bisiklet grupları kurulup ortalıkta gezdikleri için farkındalık şeyleri, projeleri otomatikman oldu. Evet. İnsanlar daha çok bisiklete biniyor artık. Ben mağazamda 1000 tane bisiklet satıyorsam eskiden 800 tanesini çocuklara satardım. Karne hediyesi mantığı yani. Evet. 200 tanesi büyüklere satardım. Şu an bizim mağazamızda işte kaç sene geçti diyelim işte 12-13 sene tam tersine döndü, mükemmel o anlamda. 800 tane büyük insanlara satıyoruz. Evet. 200 tane çocuklara satıyoruz. Yani o anlamda evet, bisiklete biniş arttı ama eğer müsabık anlamında kulüp bazında, sporcu bazında soruyorsanız bana, ben 82'de spora başlayan biriyim. Maalesef inanılmaz geriye gitti. Maalesef. Bizim biraz da umuda ihtiyacımız var. Biraz umutlandıralım bisiklet severleri. Bize epey bisikletçi dinliyor. Bisiklet Türkiye'nin severlere söyleyeceğim bambaşka şeyler olabilir. Ben sportif bölümden siz bahsettiniz diye söyledim. Çünkü bizim bir müsabık takımımız var. Evet. Onunla alakalı bölümü anlattım. Ama demin dediğim gibi insanların bisiklete binişi arttı. Bu güzel tabii. Bunun bir yansımasının zaman içinde olacağını düşünüyor musunuz? Yani 3 sene sonra büyüklerin bisiklete binmesinin, hı-hı, artışının müsabık takımlara fayda sağlayacağı öngörebilir miyiz acaba? Ben pek düşünmüyorum öyle maalesef. Alakası da yok diyebilirim maalesef. Hmm, peki. Çünkü bu bisiklet kulüplerinin gelişmesiyle alakalı biliyorsunuz her branşın, ben kapatmaya çalıştım sizin açtığınız bu tarafı ama son bunu söyleyeyim, diğer konuya geçebiliriz. Her branşın bir federasyonu vardır değil mi? İlgili federasyonu. Evet. Federasyonların tabii çalışması lazımdır. Tahmin edersiniz ki değil mi? Tabii. Yani eğer bir belediye teşvik edilecekse, eğer bir yere bir kulüp kurulmak isteniyorsa, Niğde'ye, Adana'ya, ne bileyim Osmaniye'ye, acı gerçek İstanbul'da kulüp yok şu anda ben olmasam. 5 tane vardı eskiden. Yani bu, bana soruyorsanız biraz sivri dilli olduğumu söylerler ama bu işler düzelecekse böyle düzelir. Kesinlikle federasyonun sorumluluğundadır bu işler. Bisiklet kulüpleri çoğaltılmalı. Onların idame edilmesi sağlanılmalı. Ben nasıl Atilla Atay olaraktan tek başıma sıfırdan gelip bu kadarını yapabiliyorsam eğer, bir federasyon çok daha fazla güçlü olduğu için isterse bunları yapabilir. Çok kolay. Dün bana Emin Bey'le görüştüm. Evet. Polonya'ya gideceği için yayına alamadım onu. Haftaya, hı-hı, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı, hı-hı, Emin Bey'i yayına alacağım. Bunları mutlaka haberi var. Siz de tanışıyorsunuz. Var tabii ki, ama siz de ayrıca
konu olarak bunu açabilirsiniz. Tabii istiyorum. İleteceğim. Devam edelim isterseniz biraz. Tabii ki. Biraz siz sorun, ben çok konuştum ya. Kusura hayır ya, hayır. Ağzım açıldı mı ya? Hayır benim amacım bu. Siz merak ettiklerini sorabilirsiniz bana istiyorsanız, kafanızda olan bir şey varsa. Var. Size tebriklerini iletenler var, teşekkürlerini iletenler var. Ali Aygün biraz önce telefonla aradı. Atilla Atay Bey'i ve ekibini de Samsun'a bekliyoruz demiş. Soner Sözler'in selamları var. Sağ olsunlar. Şimdi sorum şu. İstanbul'da bisiklete binmek zor mu diye sormaya başlayayım mesela. Bize bunu geçen Emin Bey'le görüştüm. Geçen derken 3 hafta olmuştur. Alanya'da bir toplantım vardı. Ona uğradım. Konuştuk biraz sıkıntıları falan. Ben de Cumhurbaşkanı turunu yapmasam İstanbul'a uğramak bile istemiyorum. Ve sana inanamıyorum. Orada nasıl insanları bisiklete bindiriyorsun? Bir de hobi grubu kurdun. O insanları nasıl bisiklete bindiriyorsun? Evet. Tahmin ettiğiniz gibi çok zor İstanbul'a binmek. Maalesef. Ama aşılacak mı? İşte biz bu çalışmaları artırarak devam edersek aşılacak. Ne kadar çok çoğalırsak belediyeler de bisiklet yolu yapmak zorunda kalacak. Ama bu bugünden yarına değil tabii ki. Düzelecektir. Ama bu çalışmalar devam edilmesi lazım. İstanbul'da bisiklete binmek maalesef zor. Yani özetle şunu diyeyim, anlayacaksınız. Benim Üsküdar'ın cadde üstünde güzel bir yerde mağazam var şu anda Altunzade'de. Yani sezondan bahsediyorum. Atıyorum. Haziran ayı hızlı bir sezondur bisiklet sektöründe. Haziran ayında benim mağazamın önünde durun. Bütün gün durun mesela. Herhalde 10 tane bisiklet sayamazsınız geçerken. Gerisini siz anlayın. Evet. Nüfus orantılı baktığınızda evet, insanlar haklı. Bir boşluk var mı? Var. İnsanlar bisiklete binmek aslında istiyor ama trafik maalesef tehlikeli. Doğru. Maalesef diyorum. Doğru. Yani ben gerçekleri söylüyorum, doğru mu yapıyorum bilmiyorum. Doğru, iyi yapıyorsunuz. Ama bunu aşılabilir mi? Evet, aşılabilir. Biz nasıl aşıyoruz? Biz şöyle aşıyoruz. Bir hobi grubu kurmuştum, size demin söyledim ya. İyi ki de kurmuşum. Keşke de 10 sene önce bu hobi grubunu kursaymışım. Hobi grubumda her yaştan insanlar, bay, bayan, 60 yaşında Yılmaz abim, ne bileyim 52 yaşında beni tanıyan avukat Talat abim, şu anda genel sekreterim yaptığım şeyde bizim derneğimizde. Evet. Her yaştan, her sektörden doktorların, sanatçı Nev var bizim takımda mesela. Ne bileyim Serdar Bilgili var bizim takımda şu anda hobi grubumuzda mesela gibi. Ne bileyim bir tuğla işçisinden tutun, ne bileyim bir beyin cerrahı da var bizim hobi grubumuzda. Harika. Biz bunlara önce eğitimleri veriyoruz. Trafikte nasıl gidilir? Kapalı pistimiz de var. Neyse ki şanslıyız Altunzade'de. Evet. Kapalı pistte önce onlara en azından 8-10 defa bindirerekten işte trafikte nasıl gitmek lazım? Araba kapısı açılırsa ne yapmak lazım? Aynaya nasıl bakmak lazım? Ne bileyim zil neden önemlidir? Trafikte kavşaklarda nelere dikkat etmeliyiz gibi. Buna evet. benzer bir ders verdikten sonra başında minimum 4 tane uzman hoca veya milli sporcuyu koyarak, tabii ben de başındayım, bunları o şekilde çıkartıyoruz. Ve emin olun İstanbul gibi yerde bizim takım, yani yanından geçen arabalar, abartmayayım ama 100 araba geçiyorsa minimum söylüyorum 50 araba durup selam vermeden geçmez hale geldi. Bu güzel tabii ki böyle baktığınızda. Evet. Ama biz bunu yapıyoruz diyor. Herkes bunu sağlayabiliyor mu? Hayır. Biz de diyoruz ki o zaman eğer bisiklete binmek istiyorsanız buyurun bizim derneğimize gelin. En azından size yani trafikte nasıl gidilir? Kısa vadeli biz bunu yapabiliriz size. Yani evet İstanbul'da zordur ama Bostancı sahiline gitmek istiyorsanız Kadıköy'den veya Üsküdar'dan arada bir 10 kilometre var. O trafikte nasıl gidilir? Pratik olarak bunu size öğretelim. İstiyorsanız bizim grubumuzda gelin. Daha emniyetli. Çünkü eskort da var bizim grupta. Çok daha emniyetli gidiyorsunuz bir şekilde. Alkışlarla gidiyoruz. Ne bileyim resim çekiyorlar yollardan, arabalardan, oradan buna. O şekilde geliyoruz. Daha onur oluyor insanlar. Evet. Ama bizim kulübümüze veya derneğimize girmek istemiyorsanız da gelin biz size bu hizmeti verelim ya. Para istemiyoruz, pul istemiyoruz dedik. Ve bu bizim sayfamızda da yazar zaten. Yani bizim kapımız herkese açık. Biz bu işe baş koymuşuz. Ve bununla alakalı ben PEN diye bir de bisiklet eğitim merkezi açtım. Belki de duymuşsunuzdur. Evet. Pendik sahilde. Hı-hı. Tamamen halka açık ve ücretsiz. Bravo. Yani yaş ortalamasını size söyleyeyim katılımcıların. Ki biz bu ne zaman start verdik? Sezon da bitmeye yakın. Öyle yetiştirebildim. Eylül'ün ortası gibi. Düşünebiliyor musunuz? Yani sezon bitmiş. Kışa girerken başladığımız halde emin olun inanılmaz kayıp var. İnanılmaz kayıp var. %90'ı bisiklet sürmesini bilmediği için gelen yaş ortalaması 40-45 aralığı diyebilirim. İnanılmaz kayıt var. Şu anda hala devam ediyor. Her cumartesi pazar orada biz halka bisiklet sürüş eğitimi veriyoruz. Yani sürmesini bilenlere de ileri seviye eğitim veriyoruz gibi. Bir ekibi de oraya koydum ben. Pendik. Bir de bizim derneğimiz var Üsküdar'da. Şimdi evet.
pek yakında da Bostancı'ya, araya tam bisiklet merkezinin olduğu yere, yani sahilin girişine diyeyim, Bostancı Maltepe sahilinin, bir bisiklet kültür merkezi projemiz var bizim. Yani bir sene içinde inşallah açılacak. Altyapısını şu anda kurmaya çalışıyoruz. Yani İstanbul'da zor ama aşılır mı? Aşılır. En azından bize gelen çok emniyetli İstanbul trafiğinde bisiklete binebilir. Birkaç sorum daha var. Bunlara devam edeyim izninizle. Evet, evet. İlkleri bizimle yaşarsınız diyorsunuz. Atilla, evet, bisiklet takımı olarak. İlkleri bizimle yaşarsınız. Güzel, çok neden güzel. Neden tabii. Çünkü ilkleri bizimle yaşarsınız da ondan. Ben dikkat çekici projeler olsun diye, farkındalık olsun diye ilkleri seçiyorum. Bir taşla birkaç kuş vurmak için. Bir tanesini söyleyeyim. Sarıkamış Şehitleri'nin anına bisiklet turu. Duymuşsunuzdur. Evet evet, izliyorum, takip ediyorum yani sizi. 2009 aralığında ilkini yaptığım, Aralık 25 Aralık'ta start alıyor. Kış şartlarında biliyorsunuz orada 90 bin donan, maalesef ya, evet, bir tek kurşun atmadan donan şehitlerimizin anısına. Ben bunu tabii ki önce düşünüyorsunuz. Kendi kendine çıkmıyor bu proje. Hı hı. Baktım ya Çanakkale'ye tamam, biz de gidiyoruz ve milyonlar akıyor. Dua etmeye gidiyoruz 18 Mart'ta, değil mi? İyi de dedim, araştırdım. Ya Sarıkamış'a giden yok, gelen yok. Evet. Sadece orada orada ufacık bir tören yapıyor. 5 Aralık, 5 Ocak, 6 Ocak aralığı şehir arasında. Evet. Dedim ben buna bir şey yapayım. Önce bana inanmayan kimdi biliyor musunuz? Kimdi? Bunu yapacağıma eşimdi. Yani öyle çılgın projeler yapıyorsun dedim. Yani çocukları orada öldürecek misin sen dedi. Çok düşündük ve yaptık. Mükemmel bir iş çıktı. Önce düşünmüştüm ki ya orada şimdi Ardahan bölümünde -35-40 yiyerek geçiyorsunuz geceliğin ortalama. Evet. O soğukta bisikletlere düşünebiliyor musunuz sahneyi? Şavşat geçidi vardır, çok meşhur, belki duymuşsunuzdur. Korkunç, korkmaya korktum yani. 2850 metreden bahsediyorum kışın, ona göre düşünün. Neyse, dedik ki önce arabanın arkasına bir ısıtıcı koyalım. Acaba çocukların arkasında mı gitsinler falan gibi düşünürken sonra dedim ki Atilla ne yapıyorsun? Sen bu projeye uyan bir şey yapman, konsept yapman lazım. Evet, donan şehitlerin anısına yapıyorsan sen eğer, bu çocuklar veya kim istiyorsa, bizim takımdan seçildi bunlar çünkü, o acıyı kısmen, evet öldürmeyeceğiz belki ama o acıyı biz kısmen yaşatarak bu takımı oraya götüreceğiz. Kim var dedik çocuklara. Bütün takım tabii ki ben varım dedi. Tabii ki öyle olmuyor. Seçtik içinden 10 tane müsabık sporcuyu. Evet. 10 etapta İstanbul Sarıkamış bisiklet turunu biz 2 defa gerçekleştirdik. Ve şu anda bu sene izlediyseniz görmüşsünüzdür. Bizden sonra oraya giden şu an binler var. Binlerce insan var. Evet. Demek ki işe yaramış yaptığımız bir şey. Hem bisiklet kültürünü, bisiklet sporunu tanıtarak bir sürü ilçeden, kasabadan, köyden geçerekten ben o kadar yolu gittim. Sağ olsunlar tüm Karadeniz halkı, Artvin, Ardahan, Kars halkı bizi inanılmaz karşıladılar. Çünkü önceden bir bilgi veriyorduk onlara. Tabii yol izinleri alırken biliyorsunuz. Evet, valiliğe, işte belediyelere, kaymakamlara, her yere bilgi verdiğiniz için bizi yollarda karşıladılar. Son 30-40 kilometre arabalarla geldiler, protokoller belediyeden. Bizi yollarda karşılayıp götürdüler. Bu bir şekilde tabii ki etkisini, tepkisini tabii ki görecektik. Evet, gördük. Hem bisiklet kültürünü tanıttık, hem de geçmişini bilmeyen veya kısmen bilen toplumumuza, maalesef diyorum, geçmişini hatırlattık. Ne güzel bir şey yapmışız ya. Şu an otobüslerle oraya adam gönderiyorlar biliyorsunuz. Hatta bu sene bakanlık oraya 10 bin tane insanı götürdü bir şekilde. Evet. Bu startını biz verdik. Araştırılırsa bu çok net görünür. 2009'dan önce kimse yok. Biz yaptıktan sonra şu anda her sene olarak devam ediyor orası gibi. Yani ilkleri bizimle yaşarsınız ondan. Ben sıra dışı projeleri seçiyorum. Mesela bir İstanbul Park pistinde, biliyorsunuz Formula 1 pisti var İstanbul'da. Evet evet. 2007 Kasım'ında ben orada uluslararası bir yarış yaptım mesela. Çok güzel. Dünyada evet. Ilk. Onu dünyada da ilktir. İnternetten yani, bütün bisiklet severlere, bizi dinleyen herkese öneriyorum. Atilla bisiklet takımını hem internet üzerinden izlesinler, hem YouTube'dan hem Facebook'tan. Sağ olun. Bunları görmek olun, mümkün. Ediyorum. Tekrar tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Yani ona benzer yeni projeleriniz ne? Bundan sonra neler? Sırada ne var? Biz her hafta bir proje yapıyoruz. Küçüklü büyüklü, küçüklü büyüklü. Tabii ufacıkları biz, ne bileyim, bu hafta bir etkinliğe bir grubu götürüyorum, ben bisiklet sürmesi öğretip getiriyorum. Onlar tabii ki biz yayınlamıyoruz. Çünkü bizim onlar ufacık şeylerimiz artık. Yani biz sürekli proje çalışıyoruz. Büyükleri size bahsedeyim hemen istiyorsanız. Evet, memnun olurum. Mesela biz bunu duymuşsunuzdur. Haberini yaptık çünkü. Bir triatlon bu 2013'ün başında, evet, kararını aldık şu anda, resmi kararını. Aşırı talep üstüne yine triatlon branşını açtık kulübümüzde biz şu anda. İçinde bisiklet var diye, bisikletin hatırasına şimdi gerçeğini istiyorsanız. Çok güzel. Çünkü triatloncular da maalesef
maalesef ki İstanbul'daki triatloncudan bahsediyorum, diğerlerini çok tanımadığım için, birçoğu ferdi, birçoğunun sahibi yok ve tek başına bir şey yapmaya çalışıyor, bisikletini kiralıyor, yarışa gitmeye çalışıyor gibi. Yani hiç bilmiyor veya yüzücü bir arkadaş ama evet, bisikletten beraber hiçbir şey bilmiyor. Bizden bisiklet kiralıyor veya X bir yerden, o şekilde müsabakaya gidiyor, geliyor falan. Dolayısıyla bir şeyleri yok. Yani nasıl diyeyim, sahiplenecek bir kulüpleri, bir şeyleri yok. Birçoğu ferdi yapıyorlar. Bunlar bize dediler ki, son 6 aydır oluyor bu, aşırı yoğunlaştıktan sonra biz karaldık zaten. Ya Atilla abi dediler, senin ekibin var, ekipmanın var, takım araçların var, her şeyin var, start finish balonun bile var. Yani bize de bir destek versiniz de biz de biraz bir şey yapabilsek sizin yanınızda bize. Biz de dedik ki tabii ki, tabii ki, seve seve, yani büyük bir zevkle ve hızlı bir şekilde çalışmaları başlattık şu anda. Mesela forma tasarımları, mayo tasarımları şu anda yapılıyor. İlk yarışta Şubat 25'te Duatlon'la başlayacak şeyde, Belgrad evet, Ormanı'nda. Atilla Bisiklet'in Atilla Triatlon timi orada görecekler. Federasyon veya Triatlon Camiası. Bu yeni bir haber bu arada. Evet. Bisiklet Kültür Merkezi demiştim, onu yeniliyorum. Bu çok dev bir proje. Bostancı'nın merkezinde, yani İstanbul'da bisiklete binilecek bir tane yer varsa o da Bostancı'dır. 3 şeritli bisiklet yolunun olduğu, toplam aşağı yukarı 40 kilometreye yakın. Evet. Tüm bisiklete binen insanlar arabasına koyup oraya geliyorlardı ve sıkıntı oluyordu falan filan. Biz o merkeze kocaman bir bisiklet kültür merkezi açacağız. Burada insanlara her türlü hizmeti ücretsiz olarak yine vereceğiz. Yani bu büyük bir yer olacak. 8-10 katlı bir yer olacak. Bu abartı bir şey ama benim projelerim tamamı abartı. Bir katında işte bike cafe düşünün. Bir katında showroom, bir katında derslik bölümü, bir katında kulüp, bir katında dernek gibi, bir katında soyunma bölümü, bir katında bisiklet park yeri olacak. İnsanlar bisikletleri oraya park edebilecekler falan gibi. Bisiklet Kültür Merkezi 2013 sonunda inşallah faaliyete girecek Bostancı'da. Şimdiden bunu duyurmuş olayım. Bu büyük projedir bu arada. Tebrik ederim. Bizde say say bitmez yani. Evet. Ben bir program daha ayıracağım size. Hatta birkaç programda. Asıl ben sizden yani özür dilerim. Farkındaysanız çok heyecanlıyım anlatırken. Emin olun, anlatırken bile heyecan duyuyorum. Yani ben 46 yaşına geldim. Hala her gün heyecanla kalkıyorum. Bugün ne yapabilirim bisiklet adına, sporcularım adına, bisiklet kültürü adına diye her gün bir şeyler düşünüyorum. Ve çok yüksek tempo ekibimle beraber gidiyorum. Hiç boş günümüz yok. Yani pek yakında yine, bu da bir sürprizdi ama kısmen söyleyeyim. Biz doğuda işler yapmayı çok seviyoruz. Zaten Van'da da bir projemiz vardı. Belki duymuşsunuzdur onu da. Evet. Bu sene 23 Nisan'da biz Van'a gittik. Erciş'te tespit ettiğimiz bazı köylerin bazı çocuklarına ve yetmez bazı okullara bisiklet dağıtım töreni yaptık. Ve yetmez onlara bisikletle alakalı terapi mahiyetinde eğitim verdik, bindirdik, gezdik, dolaştık. Bir tır bisikleti oraya biz götürdük. Dağlara dağıttık, geldik. Yani buna benzer şeyleri çok seviyorum. Kendimi kaybediyorum diyebilirim bu gibi projelerin içinde. Bu sene Diyarbakır'da dev bir proje yapacağım. Tarihte Nisan'ın sonudur. Detayını da zaten yakında yayınlayacak masalımızda. İzleyenler izlesinler diyorum. Yani. O zaman tekrar o proje... Var. Çok sıkmayayım sizi. Buna ekliklerini ben size saydım şimdilik. O projeleri de tekrar dinlemek için tekrar yayına alacağım size eğer zamanınız evet, olursa evet, ileride. Evet evet. Ben her zaman tüm bisiklet camiasının, bu laf olsun diye söylemiyorum, beni tanıyanlar bilir. Her zaman bisiklet camiasının, Türkiye'de nerede bisikletle alakalı bir organizasyon, bir destek, bir herhangi bir şey lazımsa, hı-hı, Atilla Atay size bir yani telefon kadar yakındır derler ya. Evet, yakının. Benim tüm telefonlarımı her yerden bulabilirler. Çok rahat ulaşabilirler. Bana ulaşamazlarsa yardımcılarım var. Her yerde telefonlar yayınlanmış onların. Tarık Gül benim sağ kolumdur. Takımın antrenörü, idarecisi. Emrah var takımın yine antrenörü. Yani ben her türlü destek olmaya hazırım. Tüm bisikletle alakalı bütün oluşumlara ben buradayım diyorum. Tamam, ben de sizi Samsun'a nasıl getiririz diye bir proje geliştirmeye çalışacağım. Çok zor değil. Evet. Çok zor değil, emin olun yani. Evet, bir uygun bir an, yani müsait bir anım olduktan sonra bir program yapabiliriz. O sözü ben şimdiden size vermiş olayım. Tamam, kapatmadan önce size Soner Sözer, etkinliğimize destek veren, her hafta gelerek bizi yalnız bırakmayan Atilla Bisiklet Takımı'na ve Atilla Atay'a da aracılığınıza teşekkür etmek istiyorum demiş, onu söyleyeyim. Ferhan Özgören biraz sonra bağlanacağız. Çayyolu bisiklet, Perşembe akşam bisikletçilerinden Atilla Bey çok dolu ama çok da haklı demiş. Burada size destek mesajları geliyor. Hepsini yayın boyunca anlatmaya, söylemeye devam edeceğim.
geldiğiniz için, bizimle birlikte pedal çevirdiğiniz için çok teşekkür ederiz Beyaz Bisiklet'te. Ben teşekkür ediyorum tekrar. Böyle bir program yaptığınız için çok teşekkür ediyorum. Bana mesaj gönderen tüm arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Hepsinin gücüm yettiğince yanlarındayım. Gerekirse arkasındayım. Bunu net bir şekilde söylüyorum. Dediğim gibi bir proje yapmak isteyen vardır, gücü yetmiyordur. Şunu da söyleyeyim. Bir yerde bir sporcu adayı vardır. Durumu yoktur ama sponsor da bulamıyordur. İlk arayacak kişi kim biliyor musunuz? Atilla Atay. Beni arasın, destek veririm. Açık ve net. Açık ve net. Laf olsun diye söylemiyorum bunu. Daha ne diyeyim? Öyleyse sevgili bisiklet severler, Atilla Atay'ı arıyorsunuz. İnternet üzerinden buluyorsunuz, evet. Atilla Bisiklet Takımı'nın iletişim bilgilerinden Atilla Bisiklet Takımı'na ulaşıyorsunuz sevgili dinleyenler. Yetmez. Hatta geri de dönsünlerse bana ulaştıktan sonra, eğer bu vaatlerimin yerinde tutmuyorsam, eğer doğru değilse de veya size geri dönsünler, Atilla abi böyle böyle demişti ama yapmadı ya diye de size diyebilirler. Bu kadar da açık ve net konuşuyorum. Teşekkür ederim. Ben böyle bir... Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Takımınıza iyi bakın. Başarılar, harika olun, gidiyorsunuz. Devamını diliyorum efendim. Sağ olun. Eyvallah. İyi akşamlar tüm dinleyicilere ve size iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Sağ olun, iyi akşamlar. Beyaz bisiklet. Beyaz bisiklet. Beyaz bisiklet. Beyaz bisiklet. Beyaz bisiklet. Yeah, yeah.